Ben Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Cihan. Bulunduğumuz yer Hamidiye Ziraat Mektebi, eski adıyla Tarım Meslek Lisesi. Okulumuzda 1891 yılında 2. Abdülhamit mirası tarım eğitimi verilmekte. 26 bin dönüm üzerine 1891 yılında kurulan okulumuz 131 yıldır kesintisiz olarak ziraatçı yetiştirmekte. Şu anda 430 dönüm üzerinde okulumuz tarımsal eğitim vermekte. Yaklaşık 40 çeşit bitkisel ziraat ürünü yetiştiriyoruz. Bunların içerisinde yemlik bitkiler, sebzeler, tahıl ürünleri. Bunun yanında hayvansal gıda üretimi yapıyoruz. Serbest gezen tavuk yumurtası üretimi yapıyoruz. Ürünlerimiz şu anda Bursa Büyükşehir Belediyesi BESAŞ halk ekmek satış noktalarında satılıyor. Uludağ Üniversitesi satış noktalarında satılıyor. Okulumuzda gıda, laboratuvar, hayvan sağlığı ve tarım alanında eğitim verilmekte. Bu alanlarda öğrencilerimizin iyi bir ziraatçı olmaları, belki sektörde kendi tarım çalışmalarına katılmalarını ya da akademik eğitimlerine devam ederek ziraat mühendisi, peyzaj mühendisi gibi ideallerine kavuşmaları yönünde uygulamalı eğitimlere ağırlık veriyoruz. Öğrencilerimiz 9. sınıftan başlayarak tarım alanında uygulamalı eğitimlerle mesleğine hemhal oluyorlar. Mesleklerini sevmeleri adına yapılan üretimle ilgili ürünlerin satışından belli oranda harçlıklarını alıyorlar. Emeklerinin karşılığını da almış oluyorlar. Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı proje okullarından biri olup aynı zamanda Bursa'da tarım alanında da Ar-Ge merkezi okuldur. Tarım hayvancılıkla ilgili, gıda ile ilgili Ar-Ge çalışmalarımız da bulunmakta. Laboratuvar alanımız da kolonya, araç kokusu, oda parfümü gibi ürünleri üretmekteyiz. Aynı zamanda haşerelere karşı, sinek, böceklere karşı koruyucu kolonya üretimimiz de devam etmekte. Gıda alanımızda ise soğuk sıkım zeytinyağı ünitemiz bulunmakta. Soğuk sıkım zeytinyağlarımız üretilmekte. Reçel çeşitlerini tamamen doğal yöntemlerle üretmekteyiz. Geleneksel ürünlerimizden yöresel olarak erişte çeşitleri, bunun yanında tarhana çeşitleri, sirke çeşitleri de gıda alanımızda ürettiğimiz ürünlerden. Hayvan sağlığı alanında öğrencilerimiz veteriner kliniklerde, büyükbaş küçükbaş hayvan üretim çiftliklerinde görev almaktalar. Aynı zamanda okulumuzda da 20 yakın hayvan çeşidiyle hayvanların yetişmesi ve sağlığıyla ilgili uygulamalı eğitimler almakta. Okulumuzda at biniciliği konusunda bir çalışmamızı bu sene başlattık. Temmuz ayı itibariyle at biniciliği konusunda öğrencilerimiz eğitim alacağı gibi dışarıdan da yine çocuklarımıza, gençlerimize at biniciliği konusunda atlı spor kulübü olarak eğitim vermeye devam edeceğiz. Yiyecek içecek alanımızla beraber uygulamalı eğitimlerimizi yaptığımız, tarlamızdan ürettiğimiz, tarladan tabağa olarak restoranlarımızda, vatandaşlarımıza da yiyecek içecek alanımızda hizmet vermeye devam edeceğiz. Hamidiye Tarım Meslek Lisesi, eski adıyla Ziraat Mektebi, okulumuzun okul öncesi eğitimi yapıldı, ana sınıfındayız. Ana sınıfımızdaki eğitim diğer ana sınıf ya da ana okullarından farklı olarak bulunduğumuz gibi tamamen doğayla iç içe şehrin merkezinde bir konumdayız. Öğrencilerimizi biz burada toprakla, ağaçla, fideyle, fidanla tanıştırmayı hedefliyoruz. Okulumuzun bölümlerinden olan hayvan yetiştiriciliği, hayvan sağlığı alanındaki özellikle kanatlı türü yerli tavuk, horoz, hindi, kaz, ördek, bıldırcın gibi hayvanlardan tutun da tavşanından atına, tavuğuna kadar bütün hayvanları görmeleri, tanımaları, her gün sabahleyin
kümeshaneye uğrayarak tavukların altından sıcacık yumurtalarını kendileri toplayarak bunların kahvaltıda tüketmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımız günlük eğitimlerinde sınıf içinde kapalı ortamda değil, tamamen ayaklarında çizmeleri, üstlerinde önlükleriyle beraber toprakla hemhal oluyorlar. Ve uygulamalarında, eğitimlerinde öğrencilerimizin özellikle çam kozalaklarından tutun da küçük yapraklardan, ağaç parçalarından tutun da çamurdan yapılan çömleklerden kadar hepsi birlikte öğrencilerimizin psikomotor özelliklerini geliştirmeye yönelik hem zihinsel hem duyusal hem de sanatsal olarak çocuklarımızın gelişine katkıda bulunmayı çalışıyoruz. Merhabalar, ben tarım alanı öğretmeni Özdil Aydın. Öğrencilerimizle burada yazlık sebzeler dersinde sebze yetiştiriciliği yapıyorlar. Domates ve salatalık var şu anda seramızda. Öğrencilerimiz çapalama işlemlerini yapıyorlar, koltuk alma işlemlerini yapıyorlar, askıya alma işlemlerini. Hepsini burada kendileri gerçekleştiriyorlar. Şu anda da gördüğünüz gibi salatalıklarda çapalama yapıyor öğrencilerimiz. Şu anda içinde bulunduğumuz sera ülkemizin ilk yerden ısıtma seralarından bir tanesi. Arka tarafta bulunan kazanda yanan ateşle birlikte seramızın alt kısmında bulunan künk dediğimiz sistemle dumanlar ileride bulunan bacadan çıkarak yerden ısıtmayı sağlıyoruz. Şu anda ilk 3 sera içerisinde olarak düşünüyoruz bu serayı. Şu anda da üretimlerimiz burada devam ediyor. Şu anda görünen bacadan kazanda yanan ateşin dumanı çıkarak dışarıya atımı sağlanıyor. Bu şekilde de seramız alttan ısıtma şeklinde, yerden ısıtma şeklinde sıcaklıkla beraber üretim devam ediyor. Evet, sizleri öncelikle tanıyabilir miyiz? Merhabalar, adım Vicdan Güler, bahçe peyzajı öğretmeniyim. Burada öğrencilerimizle birlikte yetiştirdiğimiz çiçekleri satış yaptığımız bir sera. Öncelikle öğrencilerimizle çelik aldığımız veya tohumdan ürettiğimiz çiçeklerimizi başka bir alanda çimlendirip bu alana taşıyoruz ve sonrasında bakımlarını yaptıktan sonra satışa koyduğumuz bir alan. Peki öğrenciler burada ne gibi bir eğitimden geçiyor? Yani işlemleri nasıl oluyor? İlk etapta diğer seramızda tohumdan veya çelikten çiçeklerimizi üretiyorlar. Köklendirme aşaması tamamlandıktan sonra çiçeklerimizi bu seraya alıyoruz. Bu seramızda öğrenciler bakımlarını yapıyor. Gübreleme, sulama, ot temizliği gibi bakımlarını yapıyorlar. Ardından satışa sunuyoruz çiçeklerimizi. Şu anda çekim yaptığımız alan bizim sebze bahçemiz. Yaklaşık 10-12 dönüm bir arazimiz var. Bu arazide yaklaşık da 17 çeşit sebze üretim devam ediyor. Bu arazideki bütün sebze fideleri öğrencilerimiz tarafından tohumdan başlayarak fide haline getirildi. Ve şu anda araziyle buluşturularak üretim başladı. Burada halka, buradaki restorantımıza ürünler yetiştirip bunu halka sunacağız. Evet, eğitimler nasıl oluyor peki burada? Buradaki eğitimlerimiz alan öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimiz var. Usta öğreticilerimizin gözetiminde alan öğretmenlerimizin koordinasyonuyla beraber eğitimler teorik ve pratik olarak devam ediyor. Bu şekilde de bir eğitim yapıyoruz. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyim? Adım Sabiha Güler Yamaç. Tarım alanı öğretmeniyim. Burada ne gibi bir işlem uygulanıyor? Şimdi bu seramızda sukulent ve kaktüs olan bitkilerimizi yetiştirdiğimiz bir sera. Bakımlarını yapıyoruz. Ayrıca yetiştirdiğimiz ürünlerin teraryum veya mumluk gibi ahşaplardan süsler yaparak bunların okulumuzda satışını gerçekleştiriyoruz. Şu anda öğrencilerimiz teraryum yapıyorlar. Bunun için de beğendikleri, uygun gördükleri sukulentleri yerleştirerek dikimlerini gerçekleştiriyorlar. Daha sonrasında da uygun malzemelerle süslemelerini yapacaklar. Öncelikle seni biraz tanıyabilir miyim? Ben Sümeyye Çelik, tarım alanı öğrencisiyim, 11. sınıf öğrencisiyim. 3 yıldır bu okulda sürekli uygulama olarak dersler görüyorum. Mutluyum. Yaptığınız işlemlerde bir hikaye var mı şu anda?
Evet, genel olarak hikayeler kullanıyoruz. Hani özel günler, anneler günleri olsun, sevgili günleri olsun, hani özel siparişler alınıyor. Hani kendimizde mesela boş vakitlerimizi değerlendirmek istediğimiz zamanda da hayal gücümüzü kullanarak burada ne bu çeşit şeyler yapabiliyoruz. İstek geliyor, hani siparişler geliyor, onları değerlendiriyoruz. Hani öyle yani hikaye. Seviyoruz galiba. Evet, seviyoruz yani böyle şeylerle uğraşmayı zaten. Hani sevmesek zaten güzel bir şey çıkmaz ortaya. Hani sevilerek yapılan bir iş olduğu için de gayet güzel şeyler çıktığını düşünüyoruz. Merhabalar. Hamidiye Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi alan şefi Nülüfer Çoksaygılı. Yaklaşık 11 yıldır bu okulda gıda bölüm alanı öğretmen olarak çalışmaktayım. Bu bölümde neler oluyor? Bu bölümde üretim oluyor, bu bölümde analiz oluyor, bu bölümde eğitim öğretim oluyor, bu bölümde uygulamalı eğitimler oluyor, teknik eğitimler oluyor. Bölümümüzde BEPKA projesi gerçekleştirdi. 2019 yılında başlayan bir projemiz var. Gıda işleme ile ilgili bir proje bu. Bizim amacımız bu proje kapsamında öğrencilerimizin teknik yeterliklerini arttırmanın yanı sıra kişisel gelişimlerine de farkındalıklarına da katkı sağlamaktır. Bölümümüzde şu an için iki dal bulunmakta. Önümüzdeki seneden itibaren gıda kalite kontrol ve gıda işleme dalları birleşerek gıda teknolojisi alan olarak tek bir alan üzerinden yine eğitime devam edilecek. 9. sınıflarımızı sınavla, puanla bölüm, daha doğrusu öğrenci kabul eden bir bölümümüz. Bölümümüzde öğrencilerimiz, okulumuzda gezdiyseniz görmüşsünüzdür, tarım teknoloji alanının yetiştirmiş olduğu ürünlerin bütün ön hazırlık aşamalarını yapıp mamul ürüne kadar olan bir akış şeması içerisinde birçok ürünün işlenme şekillerini birebir yerinde görmekteler. Arkamızda görmüş olduğunuz cihaz küçük ölçekli vakumlu pişirme kazanı. Sektörde Bul adıyla geçen bir cihazdır. Bunun içerisinde de koyulaştırılmış ürün teknolojisi kapsamında katkı maddesi kullanmadan, glikoz şurubu kullanmadan, pektin kullanmadan direkt annelerimizin belki de evde yaptığı usullerle burada reçel üretimi gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizi bu üretimlerde birebir üretimin içerisine, makinenin kullanımında, her aşamasında, reçete hazırlanmasından tutun, üretimin gerçekleştirilip ürünlerin bu şekilde kavanozlanıncaya kadar her aşamasında birebir çalışıyorlar. Sonrasında da bu üretimlerle ilgili bir takım laboratuvar ortamında analizler gerçekleştiriyorlar. Böylece buradan mezun oldukları zaman sektörün beklentilerini karşılayacak nitelikte kendilerini teknolojik anlamda geliştirmiş bireyler olarak, ara değil aranan eleman olarak mezun olmalarını hedeflemekteyiz biz alanımızda. Alanımızda bunun haricinde de yine BEPKA projesi kapsamında alınan bir soğuk sıkım zeytinyağı ünitemiz bulunmakta. Orada da yine proje paydaşlarımızla yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda geçtiğimiz dönem soğuk sıkım zeytinyağı üretimini gerçekleştirdik. Tabii yine öğrencilerimizle birlikte. Alanımızda bir diğer çalışmamız da kurtulmuş ürünler teknolojisi üzerine yürütülmekte. Okulumuza yeni kazandırılan bir kurutma sistemimiz, bir kurutma fırınımız var, tepsili kurutucumuz var. O kurutma fırınında yine okulumuzun ürünlerinden, okulumuzun ağaçlarından topladığımız dutlarımızı kuruttuk. Az önce sizlere göstermiş olduğum elma kurutma çalışması yapıldı. Kurutma fırını ve kurutma üzerine bu şekilde tarım teknoloji alanının ürettiği ürünler üzerinden üretimlere devam edeceğiz. Yine bunun yanı sıra da sağlıklı beslenme dersleri, sağlıklı beslenmenin önemini artık herkes biliyor. Bu şey kapsamında da işte farklı ürünler, glutensiz ürünler, erişte ürünleri, hububat teknolojisi ürünlerine de yer vermekteyiz. Yani gördüğünüz gibi aslında okulumuzda gıda teknolojisi alanındaki yapılan üretimler kurutma teknolojisinden başlayıp reçel teknolojisine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamakta.